Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün CSGO.net'teyiz arkadaşlar. Eğer siz de bakiyeyi yüklemek istiyorsanız buraya DWW yazarsanız %30 daha fazla alırsınız. 1000 dolar yüklerseniz 300 dolar fazladan para alırsınız. Ben buradaki itemleri satıyorum arkadaşlar. Bize daha güzel itemler lazım. Abi en son kasa savaşında batmıştık. Bir kere daha denedik mi bak. Kasa savaşında yine aynı kasa savaşını oluşturacağım. Ama bu sefer bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ya bütün paramı vermiş olacağım. Yani katlamam lazım yani. Buradan arkadaşlar benim kazanmam lazım. 2630 dolar veriyorum. Sonrasında arkadaşlar bayağı sıkıntıya düşeceğiz. Bot'u davet ettim. Bot Bob geldi arkadaşlar. İlk kasayla başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk kasadan ikimize de aynı verdi. Sıkıntımız yok arkadaşlar. İkinci kasa çok önemli değil. Üçüncü kasa. Oo çok güzeliz. 420 dolar öne geçtik arkadaşlar. Devam. Güzel USPS alırız. Abi bu da güzel. Devam. Bu kasada da eşitiz. Güzel gidiyor şu an. Sıkıntımız yok. Çok güzeliz. Devam edelim. Yani. Güzel. Sıkıntı yok. Öndeyiz değil mi? Öndeyiz. Kazandık arkadaşlar. Güzel. Güzel. Kaç para kazandık biz buradan? 1500, 1240 daha. Ne kadar yapar? 2700 mü yapar? 2700 dolar falan aldık galiba. Ne kadar almışız? 2742 dolar almışız arkadaşlar. Bizim için bence çok iyi bir rakam arkadaşlar. Şundan bir tane çekelim mi ya? Abi sitede yokmuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar bize ne lazım? 506 dolarımız kaldı. O 556 dolarla da gidelim bir şey yapalım mı? Farm. Gelin farm yapalım bak. Şunun sesini kapatıyorum arkadaşlar. Bir şarkı açtım. Bu şarkı da özel. Dinden öte bir yer olsa ilk seni götürürüm. Ölmek olsa, ölüm olsa bu en büyük kötürüm. Bu en büyük kötürüm. Dinden öte bir yer olsa. Arkadaşlar bu şarkılar benim çocukluğumuz şarkıları ya. Çocukken çok dinliyordum bunları da. Şimdi birazcık saçma geliyor ama güzel ya. Hala güzelliği var yani. Ama biz de buradan AWP'mizi almamız lazım. Oh. Mac olsa, ölüm olsa bu en büyük kötürüm. Bu en büyük. Hadi kapat kapıları arkasında kalsın. Hatırlama beni unut. Beni dizinde unut, korkularımı korkut. Mutluluk tebessümünden çok daha soyut. Hayat onu unut. Kucağında doğdu. Sen gidince Orhan öldü ve Can Feza doğdu. Abi çok güzel bir söz bak. Sen gidince Orhan öldü, Can Feza doğdu diyor. Yani sen gidince şair oldum diyor yani. Yani sen gidince ben normal bir adamımdım. Mesela ben Fatih'tim, sen gittin. Ne oldu bana? Dekson olduk. Vallahi gitti Dekson olduk arkadaşlar ya. Ben çocukluğumda arkadaşlar hayatta insan bir kere aşık olur derler de o bence yalan ya. İnsanın hayatında birkaç kez aşık olabilir arkadaşlar. Yani hayatta insan 50 kez daha aşık olur. Öyle bir şey yok yani. Ama çocukluk aşkım vardı ya. Bir tane kız arkadaşım vardı. Hani bir yıl falan beraberdik yani. Bir yıl beraber geçti. Ama çok iyi bir kızdı. Hani hala hani mesela görmedim hiç de. Görmek ister miyim? İsterim ya. Böyle hani ne yaptığını bilmek isterim. Beni engellemişti arkadaşlar şeyden. Hayat beni Instagram'da engelleyen çok az kişi vardır. O engelledi abi. Ama o zamanlar çocuktum arkadaşlar. Para yoktu. Parasızlıktan hani mesela şeydi. O zamanlar Twitter'ı yeni kullanmaya başlamıştım falan. Böyle şey yazmıştım ya. Hani bunu başka bir şey için değil de hani demiştim. Hani Gökçe sürekli mesaj atıyor. Ah lan bu fakirlik dedim. Şey hani kontörümüz yok, cevap veremiyor falan filan böyle. Ama bunu böyle hani mesela şu an düşünüyorum. Hani bunu farklı şekilde anlayıp insanlar bir şeyler gönderir. Ama ben o zamanlar çocuktum işte. Hani birinin bir şey göndereceğini bilmiyordum. Bir anda bir baktım telefonuma kontör geldi. O zamanlar kontör diye bir şey vardı. Gökçe bana kontör almış. Vallahi çok
Değişik bir şeydi ya valla. Sonra dedi ben almadım, ben yapmadım falan filan dedi ama almıştı yani. Ya hayatta insan arkadaşlar güzeldi ya. Çocukluğum arkadaşlar gerçekten çocukluğumu seviyor muyum? Seviyorum ya. Çok güzel yaşadım çocukluğumu. Parasız yaşadım. Aslında çok kötü yaşadım. Her gün ağlıyordum, şey yapıyordum falan filan. Ama biz bir şekilde güzelleştirdik yani. Bozuk olan şeyi biz güzelleştirdik. Neyse bu video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz.